NASA'nın Mars keşif programının parçası olarak üretilen keşif aracı olan Mars 2020 uzay aracına sahip bilim insanları, rover'ın 18 Şubat 2021'de Mars'ın Sirius Major dörtgeninde bulunan bir kratere ineceği ve eski yaşam belirtileri aramanın en iyi yer olabileceğini keşfettiler. Daha doğrusu düşünüyorlar. Geçtiğimiz günlerde Icarus adında bir dergide yayınlanan bir makalede 3,5 milyar yıldan daha uzun bir süre önce gölün bulunduğu Jezero'da iç kenar boyunca karbonat adı verilen farklı mineral yataklarının olabileceği belirtilmiş. Dünyadaki karbonatlar, deniz kabukları, mercanlar ve bazı stromatolitler de dahil olmak üzere milyarlarca yıl fosil formunda hayatta kalacak kadar dayanıklı yapılar oluşturmaya yardımcı olmuştur. Şimdi gezegenimizde olan maddelerin farklı gezegenlerde de olduğunu iddia ediyoruz ama Mars'ta var olan stromatolit benzeri yapıların olasılığı nedir? Veya farklı maddelerin? Bu stromatolit adını verdiğimiz yapı daha çok mavi yeşil algler olarak bilinen siyanobakteri gibi mikroorganizmaların biyofilmlerinin içerisindeki tortu tanelerinin bir araya gelip birikmesi, yapışması ve daha sonra donması sonucunda sığ sularda oluşan genişleme eğilimli yapılardır. Artık stromatolitin de ne olduğunu az buçuk öğrendik. Mars 2020, NASA'nın evrendeki yaşamın incelenmesine odaklanan yeni nesil görevi olduğunu aklımızın bir kenarına not edelim şimdi. 26 Kasım 2011'de fırlatılan ve yeni bilimsel araç paketiyle donatılmış olan Curiosity uzay aracından elde edilen verilere ve yapılan keşiflere dayanılarak bilim insanları, Mars'ın bazı kısımlarında milyarlarca yıl önce mikrobiyal yaşamın gerçekleştiğini rapor etti. Mars 2020 ilk olarak Mars'ın yüzeyine inecek ve şu an karşınıza gelen animasyonda olduğu gibi sadece gezecek. Rover'ın metal tüpleri sayesinde Mars'ın yüzeyinden alınan kaya çekirdeği örnekleri, gerçekten de geçmişte mikrobiyal yaşamın olup olmadığı sorusunun cevabını almamız için işe yarayacak. Bu görevde alınacak örnekler, bundan sonra gelecek projelerde de kolaylık sağlayabilecek. Mars'ta bulunan karbonatlar, mikrobiyal yaşamın izlerini çözmemizden ziyade, bize Mars'ın sıvı su ve daha kalın bir atmosferden bugünkü dondurucu çöle nasıl geçiş yaptığını anlatabilir. 28 mil yani 45 kilometre genişliğinde olan Jezero krateri bir zamanlar eski bir göle ev sahipliği yapıyordu. Düşünün. Düşünün. Sadece düşünün. Kraterin tam olarak fotoğrafını bulamadım ama bir sanatçı tarafından yapılan Jezero kraterinin sadece bir bölgesindeki biriken suyu gösteriyorum şu an sizlere. Evet, az önce de cevabını aradığım sorunun ta kendisi. Acaba ne oldu da bu sıvı su halinden şimdiki dondurucu çöl haline geldi? Her neyse. Bu sorunun cevabını farklı bir videoya saklayalım. Aslında sadece Mars için kompakt keşif görüntüleme spektrometresine adını verdiğimiz durum, yıllar önce Mars'ın yüzeyinde karbonat ve diğer mineral yataklarının olduğunu tespit etmişti. Her yerde karşımıza çıkan karbonat, bu görevde NASA'yı gerçekten zorlayacak. Çünkü birçok yerde karbonat birikintileriyle karşılaşılacak Mars'ta. Daha doğrusu Jezero kraterinde. İşte rover bu durumda elinden geleni yapacak. Mars 2020 ekibi, rover'ın yaklaşık 2 yıllık ana görevi sırasında hem krater tabanını hem de deltayı keşfetmeyi planlıyor. Görev başlangıcından hemen sonra kraterin kenarına ve karbonatların köklerine ulaşmayı da hedefliyorlar. NASA'nın Pasadena'daki JPL laboratuvarlarından Ken Wilford, göl ortamında oluşan marjinal karbonatların bizi Jezero kraterinin iniş alanımıza götüren en heyecan verici özelliklerinden biri. Eski bir göl kıyısındaki karbonat kimyası, eski yaşam ve iklim kayıtlarını korumak için harika bir şeydir. Yüzeye çıkmaya ve bu karbonatların nasıl oluştuğunu keşfetmeye istekliyiz, cümlelerini kurmuş. İşin aslına gelecek olursak bilim insanları sadece Jezero'nun eski göl kıyısıyla ilgilenmek istemiyorlar. Yani ziyaret etmek için heyecanlandıkları tek yer bu göl değil. Silika hidrat, hidratlanmış silika, silisik asit. Hangisiyse artık, nasıl seslenmek isterseniz. İşte bu kraterin içerisinde göl kıyısının yakınlarında silika hidrat birikimine rastlanılmış. Karbonatlar gibi bu minerallerde eski yaşam belirtilerini daha iyi anlayabilmemiz için gerçekten de yardımcı olabilecek. Bu silika hidratların bulunduğu bölgeyi daha iyi tanıyabilirsek gömülü mikrobiyal fosilleri aramak için çalışma dahi başlatabileceğiz. Az bir zaman kaldı Mars'ın yüzeyine iniş yapıp değerli incelemeler kaydetmeye. Zaman gerçekten de çabuk geçiyor. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.